Arkadaşlar merhaba. Bugün 9. sınıf kimya kitabında bulunan viskozite konusuyla ilgili bir etkinlikle karşınızdayız. Bu yeni etkinliğimizde viskozitenin ne anlama geldiğini öğrenmek için bir test gerçekleştireceğiz. Öncelikle viskozite ile ilgili birkaç şey söylemek faydalı olacaktır, olabilir. Viskozite sıvıların akmaya karşı gösterdikleri direnç olarak tanımlanabilir. Ve viskozitenin zıttı olarak da akışkanlık kelimesini kullanabiliriz. Yani bir sıvının viskozitesi ne kadar fazlaysa akışkanlığı o kadar düşük olacaktır. Sıvıların içerisinde moleküller birbirine bağlıdırlar. Bu bağlar ne kadar sıkıysa viskozite de o kadar yüksek olacaktır. Bağlar zayıflayınca da viskozite düşecektir. Bu derece akışkanlık artacaktır. Alkol, su gibi maddelerin viskozitesi düşüktür ve akışkanlıkları fazladır. Ama bal, pekmez gibi maddelerin ise motor yağlarda da aynı şey geçerli. Viskoziteleri yüksektir, akış hızları da daha düşük olacaktır. Burada moleküller birbirleri daha sıkı tuttukları için akışkanlıkları düşmektedir. Deneyimizde kullanacağımız malzemelere gelirsek, biz 10 mililitrelik 4 tane mezur kullanacağız. Siz isterseniz madde miktarlarını arttırarak bunu 50'lik ya da 100'lük olarak kullanabilirsiniz. Su kullanacağız kontrol grubu olarak. Bunun yanı sıra test edeceğimiz maddeler sıvı yağ, ayçiçek yağı, süt ve pekmez kullanacağız. Hepsine de eşit miktarda olsun diye deneysel güvenliği sağlamak için birer gramlık ağırlıklarımız olacak içlerine atmak üzere. Bunlarda burada yapacağımız işlem şu: her birine sıvılarımızı doldurduktan sonra içlerine birer gramı atıp kronometre tutacağız ve dibe ulaşıncaya kadarki zamanı ölçeceğiz. Dibe ne kadar geç ulaşıyorsa akışkanlığı o kadar azdır diyeceğiz o sıvı için. Tam tersi de geçerli. Dibe ne kadar hızlı ulaşıyorsa akışkanlığı o kadar fazladır diyebiliriz. Sıvılarımızı doldurmak için bir tane hunimiz, bir de zamanı tutabilmek için kronometre özelliğini kullanmak üzere cep telefonumuz var. Birazdan yakın çekimlerle yapacağımız işlemleri size tek tek göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar sıvılarımızı yavaş yavaş dolduralım. Birinci mezürümüze yaklaşık 10 mililitre su koyuyoruz. Burada fazla miktarda doldurmamaya yavaş yavaş özen gösterirseniz iyi olur. Biraz azaltalım. Tamamdır. Bu tamam. Daha sonra 10 mililitre ayçiçek yağımızdan koyacağız. Evet, bu da tamam. On mililitre süt koyuyoruz. Bu da yeterli. Ve son olarak da 10 mililitre kadar da pekmezimizden dikkatli bir şekilde koyuyoruz. Biraz fazla geldi. Fazla gelen kısmını boşaltabiliriz. Ve pekmezimiz de hazır. Şu anda yapacağımız işlem basit. Sıvılarımızı hazırladık. Artık içlerine birer gramlık ağırlıklarımızdan koyup süre ölçebiliriz. Evet, artık testimizi gerçekleştirmeye hazırız. Öncelikle su içerisine 1 gramlık ağırlıklarımızdan atıp ne olduğuna bakacağız. Süreyi tutacağız ve kaydedeceğiz. Evet, hazırsak başlıyorum. Atar atmaz başlayacağım. 1, 2, 3. Yaklaşık 2.60 olarak bir kenara kaydedelim. 2.60 su oldu. Şimdi yağa bakacağız. Sıfırlıyorum göstergemizi. Hazırsak 1, 2 ve 3. Devam ediyor. Henüz daha varmadı. Ve şimdi vardı. 8.73 sıvı yağ için 8.73 gibi bir rakam çıktı ki gerçekten ilginç bir rakam.
viskozite ölçmek açısından. Şimdi diğer sıvımız olan sütümüze bakacağız. Bunu takip etmekte biraz zorlanabilirsiniz. Biraz çünkü koyu bir sıvıdır. Dikkatli bakarsanız olacaktır. Evet. Bu da 1.64 çıktı. Ve son sıvımız, o da pekmez. Pekmezi de hemen 1, 2 ve 3. Gördüğünüz gibi pekmez çok viskoz bir sıvı olduğu için, viskozitesi yüksek bir sıvı olduğu için hala devam ediyor aşağı doğru inmeye. Şurada görebilirsiniz. Şu anda 14-15 saniye olmasına rağmen hala iniyor. Daha henüz dibe varmadı. Bu mavi kısmın altında da hala devam ediyor arkadaşlar. Bir kısım daha var ve şimdi vardı. Pekmezin viskozitesi arkadaşlar 24.37 olarak çıktı. Gördüğünüz gibi bu sıvılar içerisinde viskozitesi en yüksek olan pekmez. Sonra pekmezinki yaklaşık 24.37 çıkmıştı. Daha sonra yağımız var. Yağımız 8.73. Sonra suyumuz var 2.60. Ve son olarak da sütümüz var. O da 1.64 olarak çıkmıştı arkadaşlar. Arkadaşlar böylelikle bir etkinliğimizin daha sonuna geldik. Viskozite ile ilgili olan bu etkinliğimiz 9. sınıf kimya kitabında olan etkinliklerimizden bir tanesiydi. 9. sınıf kimya kitabındaki etkinliklerin hemen hemen hepsini çekip bu kanal aracılığıyla yayınlamaya devam edeceğiz. Lütfen sizler de bizleri izledikten sonra yorumlarınızı esirgemeyin. Ve çekilmesini istediğiniz deneyler varsa bize iletin. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.